Emeklilerimiz konusunda da en büyük hizmetleri biz getirdik. 2000 yılından sonra emekli olan 5 milyon kişinin gözü intibak zammında. Eğer mecliste sürekli müjdelenen düzenleme yapılırsa intibak mağdurlarının maaşına 420 TL'ye kadar zam yapılacak. Evet, emekliler Ocak ayında zamlarını almışlardı. Şimdi de ek ödemelerinde artış yaşandı. İntibak yasasının çıkmasını bekleyen milyonlarca mağdurdan biri de Bünyamin Yılmaz. 85 yılından bu tarafa çalışıyorum. Hem staj mağduruyum hem EYT'liyim. 2000 sonrası emekli olan emeklilerimizde maaşlar 100, 200, 300 olarak gidiyor. Fakat geçenlerde bir açıklama yapıldı. Sayın Meclis Başkanımız Mustafa Şentop Bey. Milletvekili olduktan sonra daha fazla almasına rağmen geçinemiyor çünkü giderleri ayrıca hesaplamak lazım. Doğrudur. Tabii ki bir milletvekiline 22 bin lira az olabilir. Fakat 2019 yılında 1300 lira, 1200 lira, 1500 lira maaşla bir emekli nasıl geçinecek? Kira mı verecek, doğalgaz mı verecek, faturasını yatıracak, elektriği var, suyu var, çocuk okutuyordur. Yani bunu düşünürken aklımızda dalga geçtiler. Bünyamin Bey, intibak yasası mağdurlarının ve emeklilikte yaşa takılanların yaşadığı geçim sıkıntılarını işte böyle anlattı ve meclise seslendi. Nedense torbaya giren yasalar hep devletin cebine giren paralarda oluyor. Bedelli askerlik, devletin kasasına giren paradır. Çıkartıyorlar, torba yasaya giriyor. Vergi afları. Yıllık 75 bin liraya kadar vergi muafiyetleri getirmiştik. Devletin kasasına giren paradır, hemen çıkıyor, torba yasaya giriyor. EYT çıkmıyor, işçinin cebine girecek, işsiz adam. İntibak çıkmıyor, 2000 sonrası düşük maaş alan emeklilerin cebine girecek. Çıkmıyor. Seçim bittikten sonra bazı siyasetçilerimiz şunu diyor. Seçimden önce verilen vaatler seçimden sonra işlemez. İşlemeyecekse o zaman bir siyasetçinin de bunlardan gündeme getirip bahsetmesi ve EYT'lileri, emeklileri, intibak bekleyenleri umutlandırmasınlar. Bir yandan da çay içiyoruz. Çaya zam, şekere zam. Bu yapılan zamlar sizin cebinizi nasıl etkiledi? Çaya zam, şekere zam, doğalgaza zam, akaryakıta zam, suya zam, elektriğe zam, giyime zam, gıdaya zam. Hepsinin zamı %25'ten başlıyor. %70'e kadar çıkıyor. Fakat işçinin, emeklinin maaşına zama geldiği zaman o zaman %4, %3, %5 zamlar yapılıyor. Meclis çatısı altında duran 600 milletvekilimiz, hepsini kastediyorum. Vicdanları rahat mı? Yani aldıkları maaş ne kadar helal? Kendilerini yokluyorlar mı? Bunu çok merak ediyorum yani. Gerçekten aldıkları maaşı ben bu durumda çok görüyorum. 50 yaşına gelmiş adam emekli olamıyor. Rantçı diyorlar. Şimdi bizim karşımıza bunlar türedi. Ya bu adamın neresi rantçı kardeşim? Bu adam vakıf kurmadı. Hortum vurmadı. Ekonomik Kurtuluş Savaşı'nın verildiği dönemde fırsatçılar türedi. Bu adam şirketler kurmadı. Bu adam ihale yolsuzluğu yapmadı. Ne yapacak? Erken emekli olacak. Gariban bir işçi bu. Bunun rantçı ne tarafı var ben anlayamadım. Ondan sonra ne olacak? Gidecek kendine göre başka bir işte de çalışmaya devam edecek. Köpük dediler, rantçı dediler, çift dikiş dediler. Yani çift dikiş. Çift dikiş. Ben ülkede şu anda 224 tane çift dikiş görüyorum. Mecliste milletvekili. Çift maaş alıyorlar. 224 tane çift dikiş var. Artı Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi 46 yaşında emekli olmuştur. 70 küsür lira maaş aldığını söylüyorlar. 74-75 her neyse. Ben bir vatandaş olarak düşünüyorum. Aldığım maaşta acaba birilerinin hakkı var mı diye vicdanımsız diyor. Onlar acaba 70 lira, 50 lira, 30 lira maaşlar alırken gece yataklarında rahat uyuyabiliyorlar mı? Şimdi 1700 lirayla iki tane çocuk okutuyorum. İkisi de üniversitede okuyor düşünün. Ben kira ödüyorum. Kendi geleceğiniz için, kendi geleceğinizi ipotek altına alanlara oy verirken bir daha düşünün diyorum. Ben şu veya bu partili değilim demiyorum da. Zaten kastım şu, 600 milletvekilinin aldığı maaşta helal görmüyorum. Bunu bir gözden geçirmeleri lazım, bunu bir düşünmeleri lazım. İsraf olarak görüyorum. En büyük israf bu ülkede sarayda ve meclistedir. En büyük israf orada. SGK ve Bağkur emekli maaşı intibak zam oranı ne oldu? İntibak yasası hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu anlamda intibak yasası dört gözle bekleniyor. 2000 sonrası emeklilerin maaşlarındaki mağduriyetlerin giderileceği emekli intibak yasası binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. İntibak yasasının ne zaman çıkacağı henüz netlik kazanmadı. 2000 öncesi emekli olanlar daha yüksek emekli aylığı alıyor. 2000 sonrası azalan emekli aylığı 2008 sonrasında da bir düşüş yaşadı. Peki emekli intibak yasası ne zaman çıkacak?
emekli intibak yasası kimleri kapsıyor? İntibak maaşları nasıl etkileyecek? Sizler için intibak yasası ile ilgili merak edilen tüm soruların yanıtlarını derledik. SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı intibak zam oranı hakkında açıklamalar oldukça merak ediliyor. SSK ve Bağkurluların maaşını artıracak ve emeklilik şartlarında eşitlik sağlayacak yeni düzenlemeler gündemde. SGK, sehven eksik bağlanan aylıklara mercek tutarak gelir farkını azaltacak uygulamaları hayata geçirecek. Esnafın emekli olabilmesi için gerekli olan 9000 gün prim sayısını 7200'e indirecek teklif meclise sunulacak. Peki intibak ile emekli maaşı ne kadar artacak? İşte güncel emekli maaşları. İntibak bekleyen SSK ve Bağkur emeklilerine de yolu açabileceği, gelirlerinin yükselebileceği belirtiliyor. İşte detaylar. Son dakika haberleri, intibak zammı gelişmeleri Haberistan kanalıyla sizlerle olacak. Daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından yargı yolu kapanmış ve meclise yeniden teklif edilmesi gündeme gelmişti. Kanunun mecliste kabul edilmesinin ardından 2000 sonrası emekli olan kişiler ortalama 355 lira emekli maaşı zammı almaya hak kazanacak. Maaşlar yeniden hesaplanacak. Yasanın kabul edilmesiyle birlikte 5 milyon emeklinin maaşı yeniden hesaplanacak. 2000 sonrası emekli olan yaklaşık 2 milyon emekli maaşlarında düzenleme yapılacak. Aynı gün çalışmış, aynı primi yatırmış emekliler arası emekli maaş farkı ortadan kaldırılacak. İntibak ile emekli maaşı ne kadar artacak? Eğer intibak meclise gelirse 2000'den sonra emekli olanlara, 2000'den önce emekli olan yaklaşık 2 milyon kişiye olduğu gibi 355 liraya varan zam yolu açılacak. İntibak yasası çıkarsa detaylı bir çalışma gerçekleştirilecek. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Emeklilere hizmet sürelerine ve prim günlerine göre farklı zamlar uygulanacak. Anayasa Mahkemesi 2000 yıl ve sonrasında emekli olanlara intibak için adres olarak meclisi göstermiş, kararın ardından aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için meclise birçok kez teklif sunulmuştu. 1999 ve 2008 yılları arasında aylık bağlama oranlarını düşüren yasanın yeniden düzenlenmesine yönelik olan teklifler tasarı haline getirilirse yeni bağlanan aylıklarda oluşan yaklaşık %40'lık kaybın önüne geçilecek. Öte yandan 3 farklı emekli aile hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aile hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde. İntibak SSK'lıya da yarar. Eğer anlaşma sağlanırsa kamudan aynı ünvanlı kadro ya da görevden emekli olmuş kişiler arasında kurum kaynaklı maaş farkı kapatılacak. Maaşı düşük alanlar her ay ilave ödeme alacak. Bu talebin hayata geçmesinin intibak bekleyen SSK ve Bağkur emeklilerine de yol açabileceği, gelirlerin yükseltilebileceği belirtiliyor. KPDK toplantısının Aralık ayında yapılması bekleniyor. Peki bu emekli intibak yasası neden bu kadar önemli? Türkiye'de sosyal güvenlik kurumları arasında farklılıklar 2008 reformuyla çözüme kavuşturuldu. Böylece emekli sandığı SSK ve Bağkur Sosyal Güvenlik Kurumu SGK çatısı altında birleştirildi. Birçok işlem daha hızlı ve kolay hale gelirken emeklilik sistemi ve ücretlendirme yöntemi ise maalesef değişmedi. İntibak yasasının ne zaman çıkabileceği henüz netlik kazanmazken olası bir düzenlemeden 2000 yılından sonra emekli olanların faydalanacağı bildirildi. Maaş farkı azalacak. Türkiye'de emekli maaş hesabına 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu 2000-Eylül-2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim-2008'den sonrası için uygulanıyor. 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor. Şimdi bu karma emekli aile hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aile hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde. Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme hayata geçirilirse halen çalışanlara emekli olurken bağlanacak maaş yükselecek. 2000 yılı öncesinde emekli olanlarda en düşük SSK emekli aylığı 1389 lira seviyesinde bulunuyor. 2000 yılı sonrasında emekli olanlarda ise en düşük maaş 1020 TL olacak. Tek hesaplama sistemiyle bu tablo değişecek. 2008 sonrasında çalışılan dönem uzadıkça maaş düşmeyecek. 2000 öncesi ve sonrası arasındaki makas kapanacak.